kuru kontrol edemezlerse faizin de yükselme ihtimali var mı diye. Şimdi bu kuru kontrol etme ya da etmeme konusunun önce bir adını doğru koymak lazım arkadaşlar. Her kur yükselişini, her en ufak hareketi, işte kur koptu gidiyor, kontrol altına almak lazım. Alınabilir mi, alınamaz mı üzerinden tartışmanın gerçekten kimseye bir faydası yok. Bir daha söyleyeyim. Bu kurun Ama zaten, travmatik bir durum bu bizim için. hayır bunu bir eleştiri olarak söylemiyorum, sadece bir tespit olarak Travmalar kötü. söylüyorum. Elbette. Şimdi şunu söyleyeyim. Bu kurun zaten normal akışında, yani işte Türkiye'nin enflasyonu, Amerika enflasyonu falan filan böyle koyduğunda bu kurun zaten yıl sonunda 41-42 liralarda olması lazım normal şartlarda. Dolayısıyla en ufak hareketi böyle bir paniklemeye ya da bir panik havası varmışçasına ya da işte kur kontrol edilemiyormuşçasına değerlendirmek doğru değil. Merkez Bankası'nın, şunu unutmayalım arkadaşlar, buradaki en önemli kriterlerden bir tanesi Merkez Bankası rezervi. Her ne olursa olsun seçimden sonra ciddi bir brüt rezervde ciddi bir iyileşme, toparlanma gördük. Son zamanlarda bir miktar şey var, rezervlerde erime var. Ama seçim öncesindeki ne derler ya, Merkez Bankası elindeki döviz silahının çok daha fazlası var elinde. Onun için dikkatli olmak lazım, kur riski almamak lazım elbette. Ama şunu söyleyeyim, yani şu anda küçük hareketlenmeleri ne derler ona, böyle değerlendirmek çok doğru değil. Dediğim gibi yani matematiğim de şu, geçen yıl sonundaki kur belli, Türkiye enflasyonunu al, Amerikan enflasyonunu Türkiye'nin enflasyonundan çıkar, o kadar değer kaybettir. Zaten 41-42 lira veya 40 liranın bir miktar üstünde gözüküyor. Onu da doğal karşılamak lazım. Peki yine sorular üzerinden gidelim. Kuru salsalar gitse 42-45'e veya 50'ye bu durumda enflasyon düşer mi? Ayhan Düşmez Bey, artık. Ayhan Bey, sizin söylediğiniz sorunun cevabını aslında siz de yaşadınız ve gördünüz ve biliyorsunuz. Bu kur gittiğinde enflasyon düştüğünü hiç gördünüz mü siz? Düşmez. Yani Düşmeme olaya bir... şöyle yaklaşmak lazım bir kere. Neden düşmeyeceğini de o zaman detayına girip açıklayalım. Çünkü pek çok ürünü üretebilmek üzere kullandığımız ham maddeyi ithal ediyoruz. Dolayısıyla ithal etmenin önemli bir maliyeti var ve dövizle bunlar geliyor. Dolayısıyla kurun yükselmesinin enflasyon üzerinde yükseltici bir etkisi var. Bazı hocalar kur geçişkenliği yoktur falan der. Onları dinlemeyin. Çünkü enflasyonun bir kur geçişkenliği hikayesi vardır. Birinci sınıftan biri de iktisat fakültelerinde bu anlatılır. Diğer tarafıyla kur öyle hani salsalar gitse denecek bir durum da değil. Kaldı ki öyle hani nereye kadar diyeceğim. Orada bir, makul bir hesaplama alanı var. Hangi para biriminden bahsediyorsanız o ülkenin enflasyonunu alırsınız. Halihazırda yaşadığınız yani işte Türkiye'nin enflasyonunu alırsınız. Birbirinden çıkartırsınız ve ortaya bir rakam çıkar. O kadar da kurun değerlenmesi ya da TL'nin değersizleşmesi icap eder. Şimdi teşekkür ederim. Nefis anlattın. Şunu söyleyeyim bir kere. Mehmet Bey göreve geldikten sonra oluşturduğu ekonomik programda enflasyonu düşürürken kısa vadede iki tane hedef vardı. Bunlardan bir tanesi kuru tutmak. Yani bir kur atağı daha yememek. İki, faizi arttırıp talebi kırmak. Kuru tuttu diyebiliriz yani bugüne kadar. Çünkü genel olarak işte aylık bazda bakıldığında hani Sayın Cumhurbaşkanı söyle diyor, Türk lirasında bir reel değerlenme dönemi başlayacak. Onun Türkçesine aslında ikisi de artacak ama Türk lirasında kalanın getirisi aylık bazda ya da belli bir periyotta daha iyi olacak. Bugüne kadar da üç aşağı beş yukarı böyle geldi. İşte faiz de yükseltildi. Talep tarafında, özellikle hizmet tarafında maalesef o talepte istenilen kırılma henüz çok görünmüyor. Esas mesele bu. Bir arkadaşımız yazmış, tek sorun kur mu enflasyonla ilgili diye. Asla değil. Arkadaşlar bakın, hep aynı şeyleri konuşuyoruz maalesef. Türkiye'nin bir arz sorunu da var. Ama bu arz sorununu sadece
Yani işte arz sonu var bak gördün mü? Dolayısıyla faizi düşüreceksin ki işte yatırım olsun, üretim olsun, istihdam olsun, ihracat olsun diye anlatmak işin çok kolayı. O işlerin öyle olmadığını gördük. Bu Ama bir arada devam evet, et. söyle söyle. Bir soru daha var. O soru da konuştuğumuz konuyla alakalı diye hemen ekleyeyim peşine istedim. Tabii. Feridun Akkaya soruyor. Kurun olası bir 24-25 lira seviyesine düşürülmesi ya da düşmesi endeks nasıl etkiler? 500 dolar testi ihtimali doğar mı? Demiş. Kuru 24-25 liraya düşürmezler. Kendi kendine hiç düşmez. Fikrimi beyan edeyim. Ondan sonra Beyefendinin sana sorusuna cevap vereyim. Arkadaşlar, Türkiye'de döviz kurunun düşmesi diye bir olasılık yok. Bunu geçiniz. Şundan söz etmiyorum yani. Yarın bana kimse çıkıp da aa işte 30 kuruş düştü, 50 kuruş düştü falan diye ondan söz etmiyorum. Kalıcı olarak bir düşüş trendine döviz kuru girmez, daha iddialı söyleyeyim giremez. Bir, diyelim ki seçim bitti, işte yatırımcı güveni tekrar sağlandı, swap kanalları açıldı ve buraya döviz gelmeye başladı. şu swap O meselesini bir anlatsana. Swap'tır. Bir izin ver önce lütfen. Bu döviz içeri girse bile Merkez Bankası zaten bu dövizi alacak. Çünkü demin söyledim zaten eksisi var Merkez Bankası'nın. İki, bu saatten sonra bu kurun düşmesinin de samimi söylüyorum Türkiye'ye bir faydası yok. Çünkü şöyle olmayacak yani. Kur düştü diye senin çarşıda pazarda aldığın malın fiyatı düşmeyecek. Ama ters etkiyi şöyle göreceksin. İthalatının daha fazla arttı. İhracatının daha zorlandı. Turizminin daha zorlandığı bir döneme gireceksin. Türkiye şu anda biz kabul etmesek de pahalı bir ülke haline geldi. Onu unutmamak lazım. Emre kardeşim yazmış. Demin tam oraya geliyordum. Ya bir de şimdi maliyet enflasyonu tarafı var tabii. Yani sen sürekli bazı sektörleri dahil edemem buna. Ama sürekli bir artan enflasyon var. Bugün ortaya çıkmış enflasyonun zaten temeli bir maliyet enflasyonu. Ne oldu? Kur patladı. Kur patlayınca işte doğal gaz fiyatı patladı. Elektrik fiyatı patladı. Enflasyon patladı. Döndün insanların geçmişten gelen alım güçlerindeki kaybı onarabilmek için yüksek oranlı zamlar yaptın. O beklenti insanlar nasıl olsa yüksek enflasyon var diye borçlanarak daha fazla aldılar aldılar aldılar. Ve bu bir sorun haline geldi. Arkadaşlar bakın tek başına tarım hayvancılık konusu bile bu enflasyonun başlı başına sebeplerinden biri. Yıllarca şu anlatıldı değil mi bize? Efendim işte dünyada gıda fiyatları artıyor. Tabi dolayısıyla Türkiye'de de artıyor. Yani maalesef globalleşen, küreselleşen dünyanın bunlar etkileri falan diye. Ya geç kardeşim 2022'nin başından beri dünyada gıda fiyatı düşüyor. Senin ülkende maydanozun fiyatı düşmemiş. Sen ne anlatıyorsun bana? Demek ki hikaye sadece öyle değilmiş. Başka sorunlar varmış. Sadece bundan önceki Tarım Bakanlığı'nın dediği gibi işte paramız var basıyoruz parayı hayvan ithal ediyoruz falan. O işlerde öyle olmuyormuş. Onun için Türkiye topyekün bir enflasyonla mücadeleyi vermek zorunda arkadaşlar. Bunun için de Ya yani çok özür dilerim. Benim ben de bilgisayarımın fişi sanıyorum takılı değil. Birazdan kapanacak. Sen anlatmaya Ben devam et. Sen şu devam fişi ediyorum. taktın. Yani şöyle söyleyeyim. Türkiye'nin topyekün bir enflasyonla mücadele işine girişmesi lazım. Bunda tarımın etkisi var. Bunda hayvancılığın etkisi var. Bunda daha fazla üretmek var. Daha fazla istihdam var. Ürettiğimizi kendi içimizde daha az tüketmek ve ihraç etmek var. Ama bunların hepsi bir sorun yumağı. Yani bunları bir eleştiri olarak da söylemiyorum. Yani gıda, tarım, hayvancılık kısmı net eleştirilir de bugünkü ekonomi yönetiminin önüne öyle bir sorun yumağı kondu ki yani mutlaka bir tarafı yaparken öbür tarafta bir başka semptom oluşuyor. Hani geçen gün izni olmadığı için ismini vermeyeyim. Bir arkadaşımız bir toplantıda konuşurken çok güzel anlatmış. Biraz çoklu organ yetmezliği gibi yani. İşte karaciğeri düzeltmek için müdahale ediyorsun, bir tedavi uyguluyorsun, onun yarattığı yan etki böbrekte bir soruna neden oluyor. Aydır deyip böbreği tedavi etmeye çalışıyorsun, işte vücudun başka bir yerinde bir şey çıkıyor.
bu zamana yayılacak bir şey. Yani bunun çözümü bugün karar versen, uygulamaya başlasan da zaman alacak bir şey arkadaşlar. Bunu sen bu sorunu bir günde buraya getirmedin. Dolayısıyla bir günde çözemezsin. Ve işin daha acı tarafı şöyle bir durum var. Dünyayla ben, bu benim görüşüm. Dünyayla aramızdaki makas açılıyor bizim teknolojik açıdan. Biz burada o kadar kısır tartışmalarla dön baba dön, dön baba dön, dön baba dön. Yani memleket işte bir futbol maçındaki bir offside pozisyonunu 3 gün tartışıyor. Kendi geleceğiyle ilgili, çocuğunun geleceğiyle ilgili bir şey kimse konuşmuyor, tartışmıyor. Sen futbol konuşunca da sonucu böyle oluyor yani. Ya kimse arada, futbol konuşması manasında söylemiyorum. Yani böyle Anadolu'da meşhur bir laf vardır ya, incir çekirdeğini doldurmayacak şeyler diye, ona benzer şeyler.